Herkese merhaba. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programının 62.sine hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Cemal Gökçe. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz Cemal Bey. Teşekkür ederim. Hafta, hoş geldiniz. Bu hafta bir iki yapıyoruz ve iki moderatörle Gürhan Ertuğ ve ben Ali Vatansever olarak sizle beraberiz. Size çapraz ateşe soracağız. Çok fazla soru var hakkımızda. Çok fazla konuşmak istediğimiz konu var ama üst başlığımızı şehirlerimizin durumu olarak söyleyebiliriz. Sizlerin gözünden hem odanızın hem de inşaat mühendislerinin gözünden şehirlerimizi bir masaya yatırmak istedik açıkçası. Detaylıca bu konuya girmeden isterseniz öncelikle odanızın görev ve çalışma alanını bu konuya tam vakıf olmayan izleyicilerimiz için sizden bir dinleyelim. İnşaat Mühendisler Odası 19 Aralık 1954 yılında kurulmuş. 60 yıldan fazla geçmişi var. Ülkemizde bulunan meslek insanlarını Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği yasası 6235 sayılı yasa kapsamında kurulmuş bir meslek odası. Ülkemizde bulunan farklı uzman kuruluşları bir araya getirmek. Bunlardan birisi de inşaat mühendisleri olarak aynı odada, aynı çatı altında toplamak ve bunların sicillenmelerini sağlamak, daha iyi koşullarda meslek ahlakı, etik kurallar ve mesleki derinlik çerçevesinde ülkemizin imarına katkıda bulunmak açısından bir kurulmuş olan bir oda. Çalışmalarında kamu yararı gözetir. Açıktır ki ülkemizin imarı açısından, kentleşme açısından, altyapı ve üst yapı açısından meslek insanlara, uzmanlıklara ihtiyaç var. Bunlardan da dünyanın en eski mesleklerinden birisi olan inşaat mühendisleri, inşaat mühendislerini bir araya toplayarak inşaat mühendisler odasına üye oluyorlar bu meslek kuruluşu, meslek insanları. Zorunlu mu ülkemizde, bu üyelik? Ülkemizde evet, serbest çalışanlar için, özel bürolarda çalışan meslektaşlarımız için zorunlu. Sadece kamu kuruluşlarında çalışan inşaat mühendisleri veya diğer uzmanlık alanlarına yönelik olarak genel yönetimler dahil mesleki insanları inşaat mühendislerinin inşaat mühendisleri odasına üye olmaları ihtiyaridir. Yani onların üye olmalarını engelleyen bir şey yok. Ama zorunlu olarak inşaat mühendisleri odasına üye olmalarını sağlayan bir yasal düzenleme de yok. Ama serbest çalışan, işte bürolarda herhangi bir mühendisin yanında ücretli olarak çalışan, şantiyelerde çalışan tüm meslek insanları, tüm inşaat mühendisleri bizim odamıza üye olmak zorundadırlar. Türkiye'de kaç inşaat mühendisi var? Odamıza kayıtlı 112 bin mertebesinde inşaat mühendisi var. Ama kayıtlı olmayanlarla birlikte 135 bin mertebesinde inşaat mühendisi var. Evet. Peki oda olarak şehirler hakkında karar vericiler, işte yerel yönetim ve merkezi yönetimle ilişkileriniz nasıl ve nasıl çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz onlarda? Açıktır ki biz önce insan olarak doğduk, sonra bir meslek seçtik. Seçmiş olduğumuz meslek de inşaat mühendisliği. Yani altyapılardan tutun da, yerin altında yapılardan tutun da, deniz içerisinde yapılan yapılar ve yer üstünde yapılan ne kadar yapı varsa o yapıların öznesi inşaat mühendisleridir. İnşaat mühendisleri bu yapıları kendileri için yapmadıklarına göre, ülkemiz insanları için yaptıklarına göre, aynı zamanda kamu yararına yönelik bir hizmet üretmiş olduklarına göre, gerek yerel yöneticilerle, yani yerelde bulunan tüm kurum ve kuruluşlarla, gerekse merkezde bulunan tüm kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinin iyi olması gerekir. Çünkü bugün ben Cemal Gökçe olarak bir inşaat mühendisler odasının bir yöneticisi olarak bugün buradayım. Yarın yokum, başka arkadaşlar olacak ama üretimlerimiz mesleğimiz için, ülkemiz için, ülkemizde yaşayan insanlar için. Dolayısıyla Ahmet için, Mehmet için hizmet üretmiyoruz. Aynı şey kamu kurum ve kuruluşlarının başında bulunan insanlar için de geçerli. Yani yöneticiler için de geçerli, gerek yerel düzeyde görev yapan yöneticiler, gerekse bakanlıklar dahil olmak üzere merkezi düzeyde görev yapan yöneticiler olmak üzere bugün varlar, yarın yoklar.
üretmiş oldukları hizmet ülkemiz için ve ülkemizin insanları için. Yani geleceğe yönelik olarak daha iyi kentler ve daha imarlı, daha yaşanabilir bir ülke bırakmaktır tümümüzün amacı. En azından öyle olması gerekir. En azından bizim amacımızın bu olduğunu düşünüyorum. Yapmış olduğumuz çalışmalarda bu doğrultudadır. Açıktır ki buradan hareket ettiğimizde gerek yerel ölçekte, gerekse merkezi ölçekte tüm kurum ve kuruluşları ortak paydada buluşmaları gereken üretimlerinde ve yaptıkları çalışmalarda mutlaka akıllarını bir araya getirerek ortak üretimler yapmaları gereken insanlar bunlar, kurum ve kuruluşlar. Bu yanıyla bizim açımızdan bir sorun yok. Gerek evet. yerel düzeydeki yöneticilerle bir araya gelmek, gerekse merkezi düzeydeki yöneticilerle bir araya gelmemiz açısından bir sorun yok. Örneğin 1999 yılında bir depremle karşılaştık. Deprem sonrası İstanbul Deprem Master Planı yapılmıştı. 4 üniversitemizle birlikte İstanbul Belediyesi yapmıştı. Biz de o çalışmalara katılmıştık. Önemli ölçüde hizmet yapmıştık. 2004 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ydı o zamanki adı. Birinci deprem şurası yapılmıştı. Ben komisyon çalışmalarından tutun da 6 ay süren 5 günde genel kurulu devam etmişti. Dönemin Bayındırlık Bakanı Sayın Zeki Ergezen'di, meslektaşımızdı. Genel kurul başkanı işte Sayın Bakan'dı. Ben de genel kurulun başkan yardımcısıydım aynı zamanda. Dolayısıyla birinci deprem şurası gerek genel kurul çalışmaları, gerekse ortaya çıkarmış olduğu sonuçlar açısından son derece önemliydi. Biz de elimizden geldiğince tüm bildiklerimizi aktarmaya çalışmıştık. 2009 yılında kentleşme şurası yapılmıştı. Yine meslek odası olarak, meslek odasının temsilcisi olarak hem diğer komisyon çalışmalarına, genel kurul çalışmalarına katılmıştım. Ortaya çıkan sonuç bildirilerinde ve dokümanlarında İnşaat Mühendisleri Odası olarak önemli ölçüde katkımız olmuştu. Yani biz ülkemiz açısından, geleceğimiz açısından, halkımızın mutluluğu açısından bize gel dedikleri yerlere evet. gidiyoruz. Ama ne yazık ki son dönemlerde herhalde birazcık biz kamu yararını hedefleyerek çalıştığımız için siyaseten herhangi bir ayrım yapmaksızın sadece yapılan işe yönelik olarak yapılan iş bir kamu yararı getiriyor mu yoksa kamu zararına mı yol açacak mı noktasında açıktır ki tarafız. Çünkü bizim yasamız aynı zamanda kamu yararı doğrultusunda hizmet üreten meslek kuruluşlarıdır çerçevesinde bakar. Sadece biz yasal bir kuruluş değiliz, aynı zamanda anayasal bir kuruluşuz. Anayasanın 135. maddesi çerçevesinde kurulmuş olan anayasal bir kuruluşuz. Açıktır ki ülkemizde sadece anayasaya Türkiye Büyük Millet Meclisi veyahut ilgili bakanlıklar anayasaya bakarak ülkemizi yönetmezler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dışında bakanların, bakanlıkların dışında da bir dizi anayasal kuruluşlar vardır. Bu anayasal kuruluşlar gerçekten ne kadar kendi işlerini, kendi mesleklerini, kendi bilgilerini bilimsel ve akıl ölçüsünde hayatla, hizmetle buluştururlarsa ortaya çıkacak olan hizmet de, ortaya çıkacak ürün de o kadar değerli olur. Dolayısıyla biz hayata böyle bakıyoruz, kamu kurum ve kuruluşlarına böyle bakıyoruz. Hiçbir zaman görev üstlenmiş olan insanların siyasetlerine göre değil, evet. onların ortaya çıkarmak istedikleri çerçevesinde kamu yararı getiriyorsa bu doğrudur, bunu yapın diyoruz. Kamu zararına yol açacaksa da bu yanlıştır, bunu yapmayın diyoruz. O zaman bu sizin belediyelerle beraber gerçekleştirdiğiniz şuralar, bilimsel akademik çalışmalar dışında kamu kurumlarının yürüttüğü imar faaliyetlerindeki katkınız ve sözünüz özün çerçevesi nedir? Onu bize bahsedelim. Veya denetimin. Evet, denetimin yani. İnşaat Mühendisleri Odası, inşaat mühendisleri, yani bizim odamıza üye olan meslektaşlarımız açıktır ki herhangi bir yere, herhangi bir yapı yapılacaksa öncelikli olarak onun bir fizibilitesinin yapılması gerekir. Yani fizibil midir yapılacak olan iş, değil midir? Evet. O fizibilite çalışmaları çerçevesinde, fizibilite çalışmalarının içerisinde bulunurlar. Başka uzmanlarla birlikte.
Onun arkası eğer uygun görülürse, fizibilse yapılacak olan iş, diyelim ki herhangi bir yere bir köprü yapılacak. Tabii bizim mesleğimiz köprü yapmak, inşaat mühendislerinin bir köprüye karşı olma şansı yok. Ama köprünün yapılacağı yerle ilgili olarak elbette ki buraya yapılırsa doğrudur, bu köprünün buraya yapılmaması gerekir anlamında da bir bakışımız, bir değerlendirmemiz var. Çünkü o vizibiliteyle birlikte yani kapsamlı, insan odaklı bir hizmet ürettiğimiz için dolayısıyla fizibilite noktası uygunsa tasarım noktasında bulunuruz. Yani hangi yapı olursa olsun, ister köprü olsun, ister işte içerisinde oturmuş olduğumuz konutlar olsun, ister hastane olsun, ister metro inşaatı olsun, ister denizin altından geçen tüp tüneller olsun, bunların tasarımlarını yani güvenliklerini inşaat mühendisleri planlarlar, tasarlarlar. Dolayısıyla hesaplarla birlikte ortaya korlar, yapılmış olan hesaplar doğrultusunda da ilgili yapılar üretilir. Bitmez, sadece o yapıların tasarımlarını yapmış olmaları yetmez. O yapıların ortaya çıkarılmaları evrelerinde de denetim mekanizmaları içinde bulunurlar. Yani o yapılmış olan doğru tasarıma uygun bir faaliyet var mı? O tasarıma uygun olarak o yapı üretiliyor mu, üretilmiyor mu noktasında aynı zamanda denetim hizmetlerinde bulunurlar. Açıktır ki bir yapının fizibilitesinden tut da tasarımına kadar, uygulama evrelerine kadar, denetimine kadar hatta yetmez. O yapı işletmeye açıldıktan sonraki süreçte de zaman zaman o yapılarda inşaat mühendislerinin denetiminden geçmesi lazım. Kontrol etmeleri lazım. Yağmura karşı, suya karşı, fiziksel etkilere karşı, ortaya çıkan depremlere karşı o yapılar ne kadar çok etkilendi. Çünkü sonuç itibariyle onların içerisinde insanlar oturuyorlar. İnsanların can ve mal güvenliklerinin korunması lazım. Tek bir cümleyle ifade etmem gerekir ki, can ve mal güvenliğinin korunması gereken her yerde inşaat mühendisleri odası ve inşaat mühendisi meslektaşlarım vardır. Odanın bu anlamda anayasada da belirtilmiş bir önleyici kuvveti var mı? Yani diyelim ki Türkiye'deki nispeten büyük bir projede inşaat mühendisleri odası belli nedenlerden ötürü projenin yanlışlığını tespit etti ve bunu da kamuoyuna açıkladı. Bu açıklamanın nihai kararı etkileme gücü geçmiş ve bugün itibariyle bir karşılaştırma da yaparak nedir ve var mıdır? Üzgünüm. Sözlerimin başında biz görevde bulunan insanların siyasetlerine gelmiş oldukları yere değil, yaptıkları işlere göre taraf oluruz diye ifade etmiştim. Bu çerçevede ilgili kurumların, açıktır ki biz demokratik parlamenter sistemin savunucularıyız aynı zamanda. Aynı zamanda bir parçası. Demokrasinin savunucularıyız, aynı zamanda bir parçasıyız. Demokratik seçimler sonucu iktidar olan yerel düzeyde, gerekse merkezi düzeyde iktidar olan siyasal partiler, İşte yerel yönetimlerin başında bulunurlar veya bakanlıkların başında bulunurlar. Ülkemizin imarı doğrultusunda da hizmet ederler. Açıktır ki köprüden tutun da metro inşaatlarına kadar, işte herhangi bir yerde alışveriş merkezlerinin yapılmasına kadar, herhangi bir yere yol, metrobüs yolu veyahut deniz yolunun yapılmasına kadar bir dizi faaliyette bulunurlar. Bu faaliyetlerde bulunurken biz meslek insanları olarak uzunca bir süredir şunu söylüyoruz bizim mesleğimiz gereği. Diyoruz ki biz meslek insanları olarak, inşaat mühendisleri olarak yerin altına, yerin üstüne, suyun içerisine her türlü yapıyı yapabiliriz. Bu mümkün. Tekniğin, teknolojinin, mühendislik biliminin geldiği bugün gelmiş itibariyle. Olduğu nokta itibariyle şuraya şu yapılmaz noktasında kafamızda herhangi bir sansür yoktur. Zaten almış olduğumuz eğitim de böyledir. En azından böyle olması gerekir. Bundan sonraki süreç açısından. Bu yanıyla biz her yere her yapıyı yaparız. Peki her yere her yapının yapılmış olması uygun mudur? İşte bu uygunluk noktasında sizin sormuş olduğunuz sorular çerçevesinde açıktır ki itirazlarımızın olması gerekir. Ne oldu geçmişten bu yana? Ben meslek büyüklerimiz açısından ifade edeyim.
geçmiş yıllarda işte İstanbul Boğazı'na köprüler yapılırken meslek büyüklerimiz işte köprü anlayışıyla, bakın ne dedim, köprü olmazsa, yol olmazsa, konut inşaatları olmazsa, okul inşaatları olmazsa, hastane inşaatları olmazsa, metro inşaatları olmazsa bizim gibi meslek insanlarının çalışabilecekleri alanlar da yoktur yani. Tabii. Bu yanıyla biz bir köprünün yapılmasına karşı olma şansımız yok. Bir hastanenin yapılmasına karşı olma şansımız yok. Böyle bir düşüncemiz de yok. Ama ilgili yerlere yapılacak olan köprü, ilgili yerlere yapılacak olan hastane, okul, yol, gerçekten o bölgede yaşayan, o kentte yaşayan, o ülkede yaşayan insanların yararına mıdır, zararına mıdır? Çünkü sadece fiziki büyüklük olarak konuya bakmamak lazım. Orada bir yaşam alanının oluşacağını, yaşam çevresinin oluşacağını, orada başka canlılarla birlikte insanların yaşadığını da dikkate alarak bir değerlendirme yapmak gerekir. Geçmişteki meslek büyüklerimiz demişlerdi ki eğer siz İstanbul'un sorununu, iki yaka arasındaki sorunu köprü anlayışıyla çözerseniz çözemezsiniz. Çünkü İstanbul'un gelişim aksı 8500 yıllık bir kent doğu-batı istikametinde olmuştur. Siz eğer kuzeye doğru bir köprü yaparsanız İstanbul'un can damarları olan su havzalarını, ormanları yok edersiniz. İşte birinci köprü yapıldı, hemen çevresi yapılaştı. Çünkü bilimsel olarak bir doğrudur. Siz bir yere yol götürürseniz, bir yere köprü yaparsanız onu engelleme şansınız yok. Elbette. Engelleme şansınızın olması için ilgili ülkede, ilgili kentte demokratik kurum ve kuruluşların, yani yanlışlara hayır diyebilecek ciddi bir örgütlenmelerin olması gerekir. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde gerek halkın sivil anlamda örgütlenmesi açısından hem de diğer genel çerçevede örgütlülük açısından bir zayıflığın olduğunu ifade etmek gerekir. Birinci köprü yapıldı, yapılaştı çevresi. İkinci köprü yapıldı, doldu birinci köprüyle ikinci köprünün arası. Ki biz İstanbul'a üçüncü köprünün yapılmış olmasını, İstanbul Boğazı'nın üzerini betonla kaplasanız bile İstanbul'un ulaştırma ve trafik sorununu köprü anlayışıyla çözemezsiniz. Bu yanıyla biz İstanbul'a üçüncü köprünün yapılmaması gerektiğini hep ifade ettik. Çünkü yararı yok diye ifade etmiştik. Ama üzgünüm, gerçekten yapılacak, yapılmasını istemiyorduk ama şuraya yapılabilir dediğimiz yere de değil, hiç yapılmaması gereken İstanbul'un en kuzeyine yapıldı. Arkasından üçüncü havaalanı yapıldı. Peki biz havaalanına karşı olur muyuz? 2009 yılında bu kentin, İstanbul'un 1/100.000'lik çevre düzeni planı yapılmıştı. Dönemin belediye başkanı olan Sayın Kadir Topbaş, biz İstanbul'un anayasasını yapıyoruz demişti, doğru söylemişti. Saygıyla anıyorum, benim de hocam olan, kısa bir süre önce kaybettiğimiz Sayın Hüseyin Kaptan'ın başkanlığında 1/100.000 ölçekli İstanbul'un anayasası yapıldı. İstanbul'un bu anayasasının yapılma evresinde 400-500 bilim insanının ve uzmanının katıldığını biliyoruz. Sayın Topbaş da bunu ifade etmişti. Ama ortaya çıkarılmış olan bu anayasada 3. köprü yok, 3. havaalanı yok, tüp tünel yok. Peki İstanbul'un havaalanına ihtiyacı yok muydu? Vardı. İstanbul'un anayasasında İstanbul'un havaalanı Silivri bölgesiydi. Ama gittiler ne yaptılar? Hiç yapılmaması gereken yere İstanbul'un anayasasında olmayan 3. köprüyü yaptılar. İstanbul'un anayasasında olmayan 3. havaalanı bugün yapılıyor. İstanbul'un anayasasında olmayan tüp tünel yaptılar. Peki böylesi bir durumda bizim itirazlarımız olmayacak mı? Yanlış yapıyorsunuz. Ne oldu? İstanbul'un can damarları olarak adlandırdığımız İstanbul'un ormanları, İstanbul'un su havzaları, İstanbul'un kuzeyden gelen hava koridorlarının önünü kesmiş oldunuz siz. Evet, o köprü mühendislik açısından, bizim meslektaşlarımızın yapmış olmaları açısından mühendislik çerçevesinde biz önemseriz onu. Fakat mühendislik çerçevesinde önemsemek demek, onun ortaya çıkaracağı hizmetlerin uygun olacağı anlamına gelmez. Çünkü İstanbul'un yaşamını, orman alanlarını, su havzalarını, diğer canlılarla birlikte insanların yaşamını sıkıntıya sokacak. Üçüncü havaalanı da öyle.
Tüp tünel de öyle. Dolayısıyla olaya böyle baktığımız zaman kamu kurum kuruluşlarının gerek yerel çerçevede gerekse merkezi çerçevede ortaya çıkardıkları gerek popülist anlamda gerekse işte uygun olmayan gerçekten bilgili, bilime dayalı, kente yarar getirecek danışmanlarla ve kadrolarla çalışamamaları nedeniyle zaman zaman sıkıntılı projeler ortaya çıkıyor ki biz mesleğimiz gereği, meslek odasının bulunmuş olduğu konum gereği açıktır ki itirazlarımız oluyor. Bu noktada farklılıklarımız oluyor gerek yerel düzeydeki yönetimlerle gerekse merkezi düzeydeki peki, yönetimlerle. İstanbul konuşmaya başlamışken 2018 yılı büyük şehirlerimizdeki durumu İnşaat Mühendisleri Odası olarak nasıl değerlendirirsiniz? Çok üzgünüm. Kentlerimiz bugün özellikle metropol kentler yaşanır olmaktan çıktılar. Anadolu'daki orta büyüklükteki ve küçük kentlerde son derece sıkıntıları var. Özellikle 2002 sonrası dönemde tekrar altını çizeyim. Biz inşaat sektöründe çalışan insanlarız. İnşaat sektöründe ortaya çıkan her yapıda inşaat mühendisi vardır. Çok çalıştık diyorsunuz. Meslektaşlarım bilirler. Yani ben bunu o kadar çok konuşuyoruz ki, o kadar çok anlatıyoruz ki onlara. Hangi anlayışla bunu söylediklerimi eminim ki meslektaşlarımın %98'i de benim bu söylediklerimin arkasındadır. Çünkü inşaata karşı olmadığımızı, inşaatın yerine uygun olup olmamasına karşı olduğumu gerek benim meslektaşlarım, inşaat mühendisleri, gerekse diğer meslek paydaşlarımız, meslektaşlarımız, mimarlar, şehir plancıları, makine mühendisleri, elektrik mühendisleri, onlar da benim hangi anlayışla bunu söylediğimi bilirler. Örneğin ne yaptılar? Orta büyüklükteki bir kentte gittiler TOKİ kanalıyla bir dizi işte çok katlı o kentin, o yerelin kendi kültürüyle uygun olmayan yapılar yaptılar. Peki bir taraftan TOKİ gitti orada o yapıyı yaptı ama bir taraftan kentle o yapılar arasında ciddi mesafeler oluştu. Peki siz o kent toprağını, kent parçasını ilgili yerde birilerine verdiniz, daha ekonomik şartlarda verdiniz, orayı yaptı ama o aradaki mesafeyi de o kentte oturan veyahut ülkemizde bulunan diğer insanlardan almış olduğunuz vergilerle o yolu yaptınız. Oysa gidip ta bilmem nerelerde o TOKİ kaynaklı o yapıları yapmaya gerek yoktu. Dolayısıyla o kentin kendi geleceğine, kendi kültürüne uygun olmayan yapılar ortaya çıktığı gibi bir de haksız rekabetler ortaya çıktı burada. Çünkü benim meslektaşım da bizim Türkiye'de işini iyi yapmaya çalışan İşte bir takım işte TOKİ müteahhitlerinin dışındaki müteahhitlerle haksız rekabet ortaya çıktı. Dolayısıyla ona ciddi itirazlarımız olmuştu. İstanbul gibi, Bursa gibi kentlerde bu sefer ne kadar kamu arazisi varsa, yani 1930'lu yıllarda ülkemizin imara açısından işte bir takım kamu iktisadi devlet teşekkülleri oluşturulmuştu gelişmesi açısından. Bu kamu iktisadi devlet teşekkülleri özelleştirme kapsamına alınarak işte TOKİ gibi veyahut özelleştirme idaresi gibi kuruluşlara teslim edildi ve o kente yakışmayan, o kentin doğal yapısıyla uygun olmayan yapılar ortaya çıktı. Böyle olunca Bursa'da Doğanşehir diye ucube yapılar ortaya çıktı. İstanbul'da işte çok görmüş olduğumuz, her yerde gördüğümüz ki boş alanlar İstanbul açısından son derece önemli. Belki biraz sonra konuşuruz çünkü İstanbul bir deprem bekliyor. İnsanlar deprem sonrası çıkacaklar, boş alanlarda yaşamlarını sürdürecekler. Bu çerçevede 470 boş yer, benim de içerisinde bulunmuş olduğum İşte bir komisyonun, ilgili valinin başkanlığında kurulmuş olan bir komisyonun belirlemiş olduğu 470 boş yerin 4'te 3'ü alışveriş merkezine ve gökdelene dönüştürüldü. Ne kadar boş yer varsa oralara yapılar yapıldı. Ki buralar deprem döneminde aynı zaman bir toplanma alanı olarak kesinlikle, belirlendi değil mi? Yani kesinlikle, boş kalsın. Kesinlikle, çünkü yaşayacağınız deprem de
Siz İstanbul 99 depreminde 110 kilometre, 120 kilometre uzakta merkez üssü Gölcük'te bir depreme yakalanmış olmasına rağmen yaklaşık olarak 30 bin mertebesinde yapı hasar gördü. Avcılar hatırlayın, evet. Avcılar'da 50'den fazla yapı yerle bir oldu. İşte Bağcılar'da yapılar yıkıldı, işte Esenler'de yapılar yerle bir oldu. Diğer yerlerde de orta büyüklükte, hafif veyahut ağır ölçekte yapılar hasar gördü. Ki bugün İstanbul'un 20 kilometre yakınından geçen bir fay var. Bu fay yakın bir gelecekte patlayacak, yani deprem üretecek. O zaman siz deprem sonrası depremin artçıları da devam ettiği için insanlarımızın içinde oturmuş olduğu konut nitelikli yapılar hasar görmese bile siz insanları o yapıların içerisinde tutabilme şansınız yok. Dışarı çıkıyorlar. E nereye gidecekler? Boş alanlara gidecekler. Bazı yapılar da örneğin %25 mertebesinde yapı içerisinde oturulamaz hale geldi. Orta büyüklükte derecede hasar gördü. Ağır derecede hasar gördü veya yerle bir oldu. Bu yapılarda oturma şansınız yok. Dolayısıyla İstanbul'un karşılaşacağı bir depremde de en azından %25 mertebesinde yapılarda oturamayacak. Peki bu insanlar işte Sahra Hastanesi kurmanız lazım. Nerede kuracaksınız? Bu insanların yeme içme sağlık ihtiyaçlarını karşılayacaksınız. Banyo ihtiyaçlarını karşılayacaksınız. İşte başka ihtiyaçlarını karşılayacaksınız. Çadır ve konteyner bölgeleri. Nerede karşılayacaksınız? Evet, çadır ve konteyner bölgeleri oluşturmanız lazım. 2011 yılında Van'da yaşamış olduğumuz depremin bir sonuçlarını düşünelim. Dolayısıyla İl Afet Merkez Kurulu İstanbul'da 493 boş yer belirlemişti. Ben de o 12 kişiden birisiyim. Orada o kurulda görev alan. Ama ne yazık ki 4'te 3'ü yapılaşmaya açıldı. Bugün gelmiş olduğumuz nokta itibariyle İstanbul'u depreme hazırlayalım derken veyahut Bursa'yı depreme hazırlayalım derken 5 afetle kentlerimizi karşı karşıya bıraktık. Yani çünkü 5 afet. 5 afetle. Nedir bu 5 kentlerimizi? Afet? Bakın, depreme hazırlıyoruz dedik. Ben 17 Ağustos'ta ifade etmiştim. Her yıl biz 17 Ağustos etkinliklerimiz olur. Bir kentte geçtiğimiz yılın 17 Ağustos'unda Bursa'da, çünkü Bursa'da bir deprem bekliyor. Oda olarak Bursa'da, Bursa şubemizle birlikte bir toplantı yapmıştık. Depremi anlatmıştık. Bursa'nın gelecekte bir depremle karşılaşması durumunda ortaya çıkacak tabloyu yerel yöneticilere anlatmaya çalışmıştık. Aynı zamanda diğer kentlerimizin durumunu bütün ülke insanına, gerek yerel düzeyde gerekse merkezi düzeyde ülkemizi yönetenlere duyurmaya çalışmıştık. Bu çerçevede depreme hazırlayalım dedik kentlerimizi. Ne demek depreme hazırlamak? En riskli yerlerden başlamak demek. Örneğin İstanbul'u 99 yılında sizin gibi işte yayıncılar, iletişimciler bana sormuşlardı. Peki İstanbul bir deprem bekliyor. Ben o zaman İstanbul Şube Başkanı'ydım. Ne yapmak lazım? Demiştim ki 5 yıl İstanbul'u planlamak lazım. Aynı şey Bursa için de geçerli. Aynı şey İzmir için de geçerli. Büyük aynı şey başka kentlerimiz için de geçerli. Öyle bir günde, iki günde planlayamazsın. Çünkü 50 yılda bu kentler ortaya çıktı. Bu yapılar ortaya çıktı. Kaçak yapılar ortaya çıktı. Gecekondu bölgeler ortaya çıktı. Daha sonra gecekondular bozuldu, apartmanlar ortaya çıktı. Dolayısıyla bazı yapılar mühendislik hizmeti aldı, bazı yapılar da mühendislik hizmeti almadı. Dolayısıyla 50 yıl içerisinde ortaya çıkan tablo yapılarımızın ciddi bir deprem riski taşıdığını, deprem güvenliği olmadığını ortaya koydu. Bu noktada 5 yıl planlama yapmak lazım. 20 yıl, 25 yıl içerisinde de en riskli bölgelerden başlayarak, örneğin İstanbul'un en riskli bölgelerinden başlayarak 20 yıl, 25 yıl içerisinde İstanbul'u rehabilite etmek lazım. Bu mümkün mü? Mümkün. Ne demiştik? Mesela çok söylüyorlar. Kaynak. Bizim ülkemizin, inanın Ali Bey, bizim ülkemizin kaynağa ihtiyacı yok. O kadar büyük potansiyelimiz var ki ama neye ihtiyacı var? Kaynakların doğru kullanılmasıyla ilgili bir sorunumuz var. Bu noktada kaynaklarımızı doğru kullanırsak, örneğin o zaman İstanbul'un bütçesi 10 milyar dolar mertebesindeydi.
her yıl 1,5-2 milyar dolar, bırakalım merkezi hükümeti, yerel yönetim bile 1,5-2 milyar dolar para ayırabilirdi. Merkezi hükümetin de desteğiyle 20 yıl içerisinde, 25 yıl içerisinde İstanbul rehabilite edilebilirdi. Bugünkü neredeyse korku kentine dönüştürmezdi. Dolayısıyla 1999'dan daha iyi durumda değiliz. Her yeri işte betonlaştırdığımız için yağan yağmur sular toprağa gitmiyor. Betonun üzerinde akıyor, sel oluşturuyor. Afetlerden biri. Tabii ikincisi deprem ve su baskınları. Evet. Üçüncüsü ısı adaları oluştu. Dördüncüsü hava ısı kirlendi. Ne demek ısı adası? Ya, daha çok beton olduğu için o güneş betonu ısıtıyor. Gerek yerdeki betonu, gerekse binalardaki betonu ısıtıyor. Denizden gelen hava koridorunu da önlediğimiz için o ısı kente yayılıyor. Diyelim ki normal hava sıcaklığı 35 derece ise kentin ısısı 45 dereceye çıkıyor. Bir dördüncüsü hava daha çok kirlendi. Dolayısıyla niye? Çünkü ulaşım, siz her yere yapı yaparsanız o yapı insan demek. İnsan otomobil demek. Otomobil yol demek. Dolayısıyla bu otomobillerin çıkarmış olduğu egzozdan çıkan o gazlar İstanbul'un havasını daha çok kirletti. Beşincisi de siz kentsel dönüşüm dediğiniz, belki biraz sonra konuşuruz konuyu, eğer insan odaklı yapmazsanız, onun sosyal ve toplumsal çerçevesini düşünmezseniz, dolayısıyla yeni bir afet yaratırsınız. Bu noktada beşinci olarak da sosyal ve toplumsal olaylar İstanbul'un beşinci afeti olarak veyahut Bursa'nın beşinci afeti olarak kentin önüne konmuş oldu. Bu yanıyla bizim itirazlarımız oluyor. İtirazlarımız kendimiz için değil, itirazlarımız daha sağlıklı bir çevrenin, daha sağlıklı bir kentin oluşturulması doğrultusundadır Ali Bey. Evet. Valla. Çok ağır geldi bunların beşine arka arkaya. Hazmetmesi zor. Bir de siz bir şekilde kendisi arasında ilişkilerini de ortaya çok güzel bir şekilde koydunuz. Sizden çok ağır geldi. Böyle. Peki şimdi bu boşaltılan, yani en azından deprem için ayrılan alanların doldurulmasının getirdiği, ona bir itirazınız var. Ama onun dışında anladığım kadarıyla kentsel dokuyu da, yani ona da itirazımız var. Şimdi oraya yapılan binaların işte yüklenicilerinin verdiği kararları da onlar için de herhangi bir yorumunuz ya da o olarak bir katkınız olabiliyor mu? Kesinlikle. Çünkü siz kentlerimize, yani büyük kentlerimize veyahut orta büyüklükteki kentlerimize ne kadar çok yapı yaparsanız, çünkü şunun altını çizmek lazım. Türkiye ekonomisi uzunca bir süredir inşaat sektörüne dayalı olarak götürülmeye çalışılıyor. Bir taraftan da arkadan genç insanlar geliyor. Bu genç insanların okula ihtiyacı var. Bu genç insanların işe ihtiyacı var. Bu genç insanların hastaneye ihtiyaçları var. Yani insan olarak birçok şeye ihtiyaçları var. Dolayısıyla siz bir kentte, İstanbul gibi kentte, Bursa gibi kentte boş alan bırakmayıp her yere konut yaparsanız, dolayısıyla o konutu da birilerine transfer etmeniz lazım, açıktır ki. Bu son derece cazip, her tarafı işte altın olan, hani derler ya taşı toprağı altın, İstanbul gibi kentleri yaptığınız köprülerle, hava alanlarıyla, işte okullarla, hastanelerle daha çok cazip hale getirmek için durmadan Anadolu'da bulunan insanlara veya Trakya'da bulunan insanlara da gelin gelin dersiniz. Evet, göç. Oysa İstanbul'un göç, bugün nüfusu 17 milyona çıktı. Kanal projesi denen ucube bir şey bugün İstanbul'un gündeminde. Eğer kanal projesi de yapılırsa, zaten Çanakkale Boğazı'na bir köprü yapılıyor. Ergene Ovası Türkiye'nin tarım ambarlarından birisi. Bu bölgeyi tamamen yapılaşmaya açarsınız. Dolayısıyla yapılaşmaya açmak demek, yeni bir göç dalgasının ortaya çıkması demek. Bu göç dalgası İstanbul'u yaşanmaz hale getirdi. Oysa sizin İstanbul gibi, Bursa gibi diğer kentlerinizin Anadolu'ya doğru Eskişehir'i örnek alarak, bakın bugün Eskişehir Anadolu Bozkırı'nda ortaya çıkarılmış olan bir kent olmasına rağmen 20 yıl içerisinde büyük ölçüde turizme açılmış olan bir kente dönüştü.
Çünkü ufak tefek dokunuşlarla bir kenti güzelleştirmek, o kentteki yaşam alanlarını gerçekten insanların mutlu bir şekilde yaşayabilecekleri bir çerçeveye oturmanız mümkün. Bu yanıyla Anadolu'nun başka yerlerinde çekim merkezleri oluşturmak gerekir. Sadece İstanbul'u, sadece Ankara'yı, sadece İzmir gibi işte gelişmiş olan kentlere durmadan işte yapı yaparsanız, işte işin işte ticari çerçevesini de öne alıp üretim çerçevesini, oysa bugün Türkiye'nin fabrikaya ihtiyacı var. Dört E'yi yaşıyor dünya. Yani dördüncü endüstri dönemini yaşıyor. Birinciyi geride bıraktık, ikinciyi geride bıraktık, üçüncüyü geride bıraktık. Artık internetin çapraz ilişkileri, tekniği, teknolojiyi, bilgiyi ülkemizin daha çok kullanması gerekir. Dolayısıyla dünya dördüncü E'yi yaşadığı dönemde biz halen üçüncü E'de isek eğer, onu da yani katma değeri yüksek olan üretim henüz yapamıyorsak, okulları yeni bitirmiş olan başta inşaat mühendisi meslektaşlarımız olarak, işsiz ordusu olarak, yeni işsizler ordusu olarak onları bizim aramıza sokuluyor. Bu yanıyla planlamak, bilimi, kentleşmeye dayalı planlı kentler oluşturmak işin, aklın ve bilimin, bilginin söylediği şeylerdir. Ne yazık ki bunu yapamıyoruz. Evet, programa girmeden önce konularımızı nasıl 45 dakika içine sığdıracağız diye tartışıyorduk. Görünen odur ki ikinci bir program mutlaka gerekiyor. Şimdi 7 dakika bir süremiz kaldı. İkinci program için dünyada ve Türkiye'de mühendislik eğitimi konularımızın başında geliyor. Ki burada da çok şikayetçisiniz. Buna bağlı yetkin mühendislik konumuz var. Yapı denetimleri ve 1 Mart'ta yayınlanacağını duyduğumuz yeni deprem yönetmeliği ve deprem haritası söz konusu. Ama bunu bir ikinci programa bırakalım. Şimdi odalar seçim sürecinde ve kentlerdeki şubeleriniz seçimlerini yaptılar, bitirdiler. Tamamı bitti herhalde. Evet, bitti. Biz aynı günde yapıyoruz. Evet. Bütün seçimlerimizi işte 17-18 Şubat tarihlerinde, 17'sinde genel kurul yapıldı, 18'inde şubelerimizin seçimleri yapıldı, yönetimleri belli oldu. 26 şubemiz var, 25'i yapmıştı, 26. şubemiz Antalya'ydı. Dolayısıyla bizim seçimlerimiz çok demokratik olduğu gibi aynı zamanda şaibesiz de oluyor. Çünkü ilçe seçim kurulları seçimleri yapıyor, yönetim kurullarını seçiyor. Antalya'da ilçe seçim kurulu o hafta çok fazla meslek odasının ve sivil örgütlerin seçimi olduğu için bizim odamızın seçimini bu haftaya ertelemişti. Geçtiğimiz cumartesi, pazar günü de Antalya'da yapılan genel kurul ve seçimle Türkiye'deki 26 şubemizin seçimleri, genel kurul ve seçimleri tamamlanmış evet. oldu. Şimdi seçimlerden ve referandumdan bahsettiğimiz zaman Türkiye'de hep bir kutuplaşmayla karşı karşıya kalıyoruz. Siz oda yönetimi olarak nasıl yaklaştınız ve sonuçları ne oldu? Bunu çok merak ediyoruz. Ayrıca tabii ki genel merkez seçimi de Mart ayının... Evet, 30-31 Mart 1 Nisan. Evet. Bu yani bu kadar kutuplaşmanın olduğu, kutuplaşmanın olduğu ülkemizde oda seçimleri nasıl gidiyor merak ediyoruz. Üzgünüm. İster istemez yukarılarda çatıda olan o kutuplaşma aşağıyı da etkiliyor. Elbette. Çünkü ben bütün meslektaşlarıma yaşamış olduğumuz geçen hafta yaşamış olduğumuz genel kurullarımızda aynı şeyleri söylüyorum. Ancak İstanbul'da 40 seneden fazladır İstanbul'da bulunduğum için 9 dönemde İstanbul Şubesi'nde yönetici olmam nedeniyle bir dönemdir de genel merkezdeyim. Meslektaşlarımın birçoğu, o da şubelerimizin birçoğu aralarında görmek istediklerini ifade etmişlerdi. Ama ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. İstanbul'da olacağım demiştim. Şunu ifade ettim. Dedim ki Türkiye'de ve dünyada ne kadar siyaset varsa, düşünce varsa açıktır ki bizim odamızda da, meslektaşlarımız arasında da o kadar farklı düşünce vardır. Ama meslektaşlarımızın burada bulunmalarının temel şartı, öznesi inşaat mühendisi olmalarıdır. Dolayısıyla çatıda bu kadar kavganın olduğu bir yerde birliği sağlamak çok kolay değil.
Ama ben aracılığınızla tüm meslektaşlarıma buradan teşekkür ediyorum. Farklı farklı listelerle yarışa giren tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Ki öyle de bir mesaj yayınladım. Son derece olgun bir süreç, genel kurul ve seçim süreci geçirdik. Şu konuların altını hep çiziyorum. Bir, biz insanız. İnsan hakları evrensel beyannamesine sahip çıkmamız lazım. Dolayısıyla mühendisin, inşaat mühendisinin düşüncesi ne olursa olsun bu hatta kalmak zorundadır. Yani insan haklarına, evrensel olan insan haklarına sahip çıkmak zorundadır. İki, hukukun evrensel ilkelerine sahip çıkmak zorundadır. Bir problem var mı diyorum meslektaşlarıma? Bunların ikisinde de bir problem yok. Hangi siyasi hatta bulunurlarsa bulunsunlar. Üçüncüsü, mühendislik üretimi, mühendislik hizmeti evresinde etik bakışın olacak, ahlaklı davranacaksın, mesleki derinliğin yeterli olacak. Yani mühendislik hizmetinde bilgiye, mühendislikle ilgili yönetmeliğe dayalı olarak mühendislik hizmetini sürdüreceğiz. Dolayısıyla bu yanıyla meslektaşlarımızın çatıda oluşan ötekileşme anlayışını olabildiğince ortadan kaldırmaya çaba sarf ettik. Bizim açımızdan sağcı, solcu, muhafazakar, ileri şube yoktur. Türkiye'de İnşaat Mühendisler Odası'nın 26 tane şubesi vardır. Her arkadaşım bizim için değerlidir. Bu anlayışla davrandık. Umuyorum ki önümüzdeki dönem ülkemizin mühendisler açısından, meslektaşlarım açısından, özellikle aramıza yeni katılacak genç meslektaşlarımız açısından ciddi bir işsizlik problemi var. Ciddi mesleğimizin ciddi sorunları var. Çünkü rant anlayışı inşaat mühendisliği mesleğinin yeterince yapılmasının önüne geçiyor. Bundan sadece sağcı mühendis etkilenmiyor, solcu mühendis etkilenmiyor, muhafazakara etkilenmiyor. Veyahut bir deprem yaşayacak, o depremden bir düşüncede olan arkadaşım tabii, veyahut bir düşüncede olan aile etkilenecek de diğeri etkilenmeyecek diye bir durum yok. O yanıyla bizim mesleğimiz, yapmış olduğumuz iş birlikte davranmamızı gerektiriyor, örgütlü olmamızı gerektiriyor, ciddi bir dayanışma içerisinde olmamızı gerektiriyor. Mesleğimizi ahlak, etik kurallar ve yöneticilerin arkasından yürüyerek değil, elbette ki her kurumun, her yerin bir yöneticisi vardır idari anlamda. Ama meslek anlamda, uygulama anlamında meslek insanları, inşaat mühendisleri yöneticilerin arkasından değil, önünden gitmek zorundadırlar. Eğer arkalarından giderlerse işte o zaman depremlerde karşılaşmış olduğumuz binlerce insanımızı bir kez daha toprağa gömmeyle karşı karşıya bırakırız ki ben önümüzdeki dönem meslektaşlarım açısından hatta hiç umutsuz olmaya gerek yok. Ülkemizin geleceği açısından bu kavga ortamının da inşaat mühendisleri odasından ciddi bir şekilde dert alacaklarını da aracılığınızla ifade etmem gerekir. Evet. Bu yanıyla ben meslektaşlarıma buradan çok teşekkür ediyorum. Bugünkü programımızın nedenini de dinleyicilerimize açıklayalım. Çünkü İstanbul seçimlerinde nihai tabloyu bir fotoğrafta gördük ve farklı listelerin başkan adaylarının birbirine sarılarak birbirlerini kutladıklarını görünce bundan hakikaten çok etkilendik ve bu programı bir an evvel yapmak istedik. Onu da dinleyicilerimize aktarmak isterim. Evet. Bu kadar sorun tartıştıktan sonra da umutlu bir notayla programı bitirmek de bizim için aslında keyif verici. Çok teşekkür ederiz programımıza katkılarınızdan dolayı. Biz de teşekkür ederiz. Kemal Bey çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum her zaman. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Kesinlikle tekrar ağırlayacağımız konusunu kesinleştirdik. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, ben de teşekkür ederim. Bir şehir hepimizin programının daha sonuna geldik. İstanbul hepimizin girişimi olarak hep beraber hazırlıyoruz. Önümüzdeki hafta 63. programda tekrar görüşene kadar bize bu hafta boyunca ulaşmak isterseniz sosyal medya hesaplarımız olan istepimizin adreslerinden ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Çok sevgiler. Hoşça kalın.